Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasından bahsedeceğim. Ancak FETÖ elebaşının 1986 yılında yakalandığı tarihten öncesine giderek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı subayların FETÖ elebaşına nasıl kol kanat gerdiğini, FETÖ'nün karanlık tarihine nasıl destek verdiklerini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu videoyu çekme nedenimden bahsedeyim. FETÖ elebaşının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasından bahsedildiğinde insanların aklına hep 2002 ve sonrası, hatta 2010 ve sonrası geliyor. Buna bazı gazetecilerin yazmış olduğu kitaplarda alan açıyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasından bahsederken 1980 öncesinden, 1970 öncesinden hiç bahsedilmiyor. Ve sanki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cülere destek verilme olayı yeni başlamış gibi bir hava var. Hatta meşhur 1986 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde 250 öğrencinin Türkçe sorularının tamamını doğru yaptıkları için soruları çaldıkları ortaya çıkınca ve bu isimlerin FETÖ'cü oldukları ortaya çıkınca ve bu anlatılınca sosyal medyada insanlar inanmıyor. Oldu olacak Yıldırım Beyazıt dönemine kadar FETÖ'yü ilerletin, oldu olacak Osmanlı dönemine kadar, Selçuklulara kadar FETÖ'yü geriletin şeklinde bir takım alaycı ifadelerle FETÖ'nün karanlık tarihi görmezden geliniyor. Biz de FETÖ gerçekleri ekibi olarak FETÖ'nün karanlık geçmişini bir kez daha anlatma ihtiyacı hissettik. Neden 1986? Sadece Kuleli Askeri Lisesi'ndeki FETÖ'cülerin ortaya çıktığı tarih değil, aynı zamanda FETÖ elebaşının 12 Eylül'de arandığı dönemin sona erdiği tarih. Çünkü FETÖ elebaşı ve beraberindeki 13 kişi Burdur İsparta yolunda yakalanıyor ve bunların içerisinde bir asker de var. Turgut Özal suikastinde defalarca adını andığımız, Turgut Özal'ın şehit edildiği gün Gata'da üsteğmen olarak karşımıza çıkan Mustafa Sarsılmaz. Ama 1986'dan önce FETÖ'cüler kendi tarihlerini şu şekilde anlatıyor. 12 Eylül darbesinden hemen sonra FETÖ elebaşı arandı. İşte yıllarca süren çileli bir hayatı oldu. Oradan oraya saklandı. Küçük evlerde hayatını sürdürdü. Hatta 12 Eylül darbesine selam çaktığı son karakol yazısını bir çimento kağıdının üstüne yazarak dergiye gönderdi. 6 yıl süren bu çileli hayat 1986 yılında sona erdi. FETÖ elebaşının hayatını anlattığı kitaplarda da bu 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde geçiyor. Fakat uzun yıllardır konuşmayan bir FETÖ yöneticisi geçtiğimiz günlerde Şerif Ali Tekalan'ın programına konuk oldu. Bu isim Barbaros Kocakurt. Barbaros Kocakurt 1986 yılında FETÖ elebaşıyla yakalanan 13 kişiden biri, Yamanlar Koleji'nin kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ilk mahrem imamlardan biri, yıllar boyunca Türkiye imamlığı yapmış, Muhsin Yazıcıoğlu suikastine dair karışmış bir isim. Hiç konuşmuyordu ta ki Şerif Ali Tekalan'ın programına çıkana kadar. Şerif Ali Tekalan'ın programında ikisinin de üzerinde tasdik ettiği bir hatıra anlatıldı. 12 Eylül darbesinden sonra FETÖ elebaşı Bursa'da gözaltına alınmak istenmişti ve gözaltına alınma hikayesinde bir yüzbaşı FETÖ elebaşını korumuştu. Bu yüzbaşının adı Cengiz Basmaz ve Barbaros Kocakurt'un ifadesiyle Cengiz Basmaz daha sonra FETÖ'nün İstanbul mütevellisinde yer alan bir isim haline geliyor. Yani FETÖ'nün İstanbul'daki yürütme kurulunda yer alan, örgütün kendi içerisine dahil ettiği bir adam haline geliyor. Ve 1981 yılında FETÖ elebaşı Bursa'da gözaltına alınmak istendiğinde beraberindekilerle birlikte bütün isimleri serbest bırakan bir adam. Ancak bu olay FETÖ elebaşının internet sitesinde 12 Eylül darbesinden hemen sonra gerçekleşmiş gibi, Ekim ayında gerçekleşmiş bir olay gibi anlatılıyor. Fakat Barbaros Kocakurt ve Şerif Ali Tekalan FETÖ elebaşının 12 Eylül'den sonra neler yaptığını da anlatıyorlar o videoda. Videoyu silmekle hiç uğraşmasınlar. Biz videoyu indirdik. Gerekirse o videoyu başka ortamlarda o bölümleri tekrar tekrar yayınlayabiliriz. Barbaros Kocakurt ve Şerif Ali Tekalan'ın geçmişi hayırla yad ettikleri o videoda 12 Eylül'den hemen sonra FETÖ elebaşının neler yaptığı anlatılıyor. FETÖ elebaşı 12 Eylül darbesinden sonra 40 gün ortadan kayboluyor ve örgüt yöneticileri dahil hiç kimseyle görüşmüyor. Oysa FETÖ'cüler bize yıllardır 12 Eylül darbesinden hemen sonra bazı yurtlarda kaçak olarak yaşadığını ve orada son karakol yazısını bir çimento poşetine, bir çimento kağıdının üzerine yazdığından bahsederler. Barbaros Kocakurt ve Şerif Ali Tekalan hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. 12 Eylül darbesinden sonra 40 gün ortadan kayboldu diyor. Ardından FETÖ elebaşı örgüt yöneticileriyle görüşüyor ve Ankara'da bir iş adamının fabrikasındaki lojmanda kalıyor. 12 Eylül darbesinden hemen sonra Türkiye'de sıkı yönetim var ve
güya darbeciler tarafından aranan bir isim Ankara'da bir fabrikatörün lojmanlarında kalıyor. Bununla mı kalıyor? Hayır. Ankara'dan sonra İstanbul'a geliyor. Beylerbeyi'nde Boğaz'a nazır bir yalıda aylarca kalıyor Fethi Elebaşı. Ve Fethi Elebaşı bu Boğaz'ı gören yalıda kaldığında, hatta Barbaros Kocakurt'un ifadesiyle köprünün hemen ayağındaki geniş bahçeli o yalıda kaldığında yanında Barbaros Kocakurt'la beraber daha sonra FEM dershanelerinin genel müdürü olacak ve Fethi Elebaşı'nın şoförü olan Mustafa Demircan da var. Fethi Elebaşı Beylerbeyi'ndeki bu yalıda kaldıktan sonra gene aynı iş adamının Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısındaki villasında da birkaç hafta zaman geçiriyor ve daha sonra Çamlıca'da bir yerde kaldıktan sonra İzmir'e dönmek için Bursa'ya gidiyor ve Bursa'da daha sonra örgütün Bursa'daki koleji olan Nilüfer Koleji'nin arsasındaki binada bir toplantıya katılıyor ve askerler tarafından kuşatılıyor. Bir ihbar olduğu söyleniyor ve aranan bir ismin orada olduğu iddia ediliyor ihbarda ve Fethi Elebaşı gözaltına alınacakken daha sonra örgüt içerisinde İstanbul mütevellisine kadar yükselecek Cengiz Basmas isimli bir yüzbaşı Fethi Elebaşı ve beraberindekileri serbest bırakıyor. Beraberinde kimler var? Mehmet Ali Şengül var, Yusuf Bekmezci var, Barbaros Kocakurt var, Nevzat Ayvacı var. FETÖ'nün temelini oluşturan örgüt yöneticilerinin hepsi orada ve güya Fethi Elebaşı aranıyor olmasına rağmen serbest bırakılıyor. FETÖ ile başına destek veren subaylar bununla sınırlı değil. 12 Eylül darbesinden 10 yıl öncesine gidelim. 1970'li yıllara FETÖ ile başı ilk dershaneleri kurduğunda dershanelerin müdürü emekli bir albay Cemalettin Gürlek. FETÖ ile başıyla 1973 yılında tanışan, 1960 darbesi sonrası askerlikten emekli edilen emekli albay Cemalettin Gürlek, FETÖ'nün ilk dershanelerinin müdürü ve FETÖ'nün ilk vakfı olan Akyazı Vakfı'nın da kurucu müdürü oluyor. Ve Halit Esenler'in ifadesiyle Cemalettin Gürlek, Halit Esenler'e kanunlardan nasıl kaçacağını, kanunlara uygun nasıl işlemler yapacağını, bunları nasıl gizleyebileceğini tek tek anlatıyor. Cemalettin Gürlek'in bir özelliği daha var. FETÖ'nün 1970'li yıllarda İzmir'de ve Ege'de yaptığı kampların sorumlusu, o kampları denetleyen, o kamplardaki çadırların nasıl kurulduğunu, kamp ortamının nasıl olduğunu denetleyen isim. Yani emekli bir albay 1970'li yıllarda FETÖ elebaşının kurduğu ilk dershanelerin müdürlüğünü üstleniyor. Aynı şekilde örgütün ilk vakfının müdürlüğünü üstleniyor. Bununla da yetinmiyor. Akyazı Vakfı'nın isminden dolayı bazı sorunlar çıkması üzerine bu vakfa kardeş Akyaka Vakfı da kuruyor. Ve bu vakfın da yöneticiliğini üstleniyor. Aynı şekilde FETÖ elebaşının genç çocukları kandırdığı Ege'deki kampların sorumluluğunu üstleniyor. Yaz aylarında o kampların bizzat kurulmasını sağlıyor. O kamplardaki eksikleri tespit ediyor. Ve o kamplarda gencecik çocuklara örgüt ideolojisini aşılayan isimlerden bir tanesi. FETÖ'nün karanlık tarihinde çıktığımız yolculukta 1970'lerin biraz daha gerisine gidelim. 1960'lı yıllarda FETÖ elebaşına açıktan destek veren bir assubaydan bahsedelim. Videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli subaylardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Emekli bir albay ve yüzbaşından sonra assubaydan bahsetmek bazılarına önemsiz gelebilir. Fakat Cemalettin Bölükoğlu bu videodaki en önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi emekli bir assubay olmasına rağmen 1960'lı yıllarda mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına sebebiyet verecek kadar Türkiye siyasetini etkilemiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda FETÖ'nün ilk kadrolaşmasını sağlamış bir adam. Aynı şekilde FETÖ elebaşının da Ege bölgesinde reklamını yapmış bir adam. Cemalettin Bölükoğlu emekli bir assubay ve assubaylıktan emekli olduktan sonra Yaşar Tunagür'ün, yani FETÖ elebaşını İzmir'e getiren, FETÖ elebaşının Diyanet içerisinde korunmasını sağlayan eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'ün ekibinde olan bir adam. Ve Yaşar Tunagür döneminde onun sohbetlerini kasetlere kaydedip insanlara dağıtan bir kişi. Yaşar Tunagür Ankara'ya gittikten sonra aynı şeyi FETÖ elebaşı için yapıyor. FETÖ elebaşının bütün vaaz kasetlerini çekiyor ve ücretsiz olarak Ege'de binlerce insana dağıtılmasını sağlıyor. Daha sonra Yaşar Tunagür'le beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Diyanet İşleri Başkanı'na eziyet etmekten tutun da dönemin siyasi iradesini takmayacak eylemler yapmaya kadar çok sayıda işe sebebiyet veriyorlar. Bu ikilinin bir suç ortağı daha var.
var. Yurt dışında firari haldeyken cehennemin dibini boylayan, FETÖ'nün Balkanlar yapılanmasını kuran Mehmet Erdoğan Tüzün. Bu üçlü mecliste araştırma komisyonu kurulmasına kadar çok sayıda suça iştirak ediyorlar. Bunların içerisinde FETÖ elebaşının Diyanet işlerinde dokunulmaz olmasından tutun da Diyanet işlerinde devletten habersiz Yaşar Tunagür'ün liderliğinde gayri resmi oluşumlar kurmaya kadar çok sayıda faaliyette bulunuyorlar. Ve Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanlığından da ayrıldıktan sonra kendini tamamen FETÖ elebaşına adıyor ve öldüğünde FETÖ'cü haber siteleri eğitim görevlisi Cemalettin Bölükoğlu vefat etti şeklinde geçiyor. Ve örgütteki lakabı Tuzcu Cemalettin, çünkü kendisi aynı zamanda bir iş adamı. Astsubaylıktan ayrılıp Diyanet'teki görevi de bittikten sonra FETÖ elebaşının kasetlerini dağıtan Cemalettin Bölükoğlu bir tuz fabrikası kuruyor ve hatırı sayılır bir servet ediniyor. Ve bu serveti de FETÖ elebaşının emrine alıyor 83-84 yaşına kadar. FETÖ elebaşına destek veren subaylar videomuzda 1980 yılında FETÖ elebaşı aranırken onu yakaladığı halde serbest bırakan bir yüzbaşından, 1970'li yıllarda FETÖ'nün kurumsallaşmasını sağlamış emekli bir albaydan, 1960'lı yıllarda FETÖ elebaşının Ege'de tanınmasını sağlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kadrolaşmasını sağlayan emekli bir astsubaydan bahsettik. 1950'li yılların ortasında FETÖ elebaşını ilk keşfeden, ondaki ihanet cevherini görüp Türkiye'nin başına bela eden, ona bir takım askeri eğitimler veren ve FETÖ'nün bazı kaynaklarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken komutanı olarak da geçen, ancak bu bilgi doğru değil, bir isimden bahsedeceğim. Özel harpçi Doktor Üsteğmen Esat Keşefoğlu. Esat Keşefoğlu 1950'li yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde özel harp eğitimi almış bir isim ve FETÖ elebaşıyla yolu kimi kaynaklarda Erzurum'da 15-16 yaşında bir çocukken ilk olarak kesişiyor. FETÖ elebaşının kendisini olağanüstü bir insan zannettiğini görüp onu işlemeye karar veriyor ve Erzurum'da ilk koruyucularından bir tanesi. Esat Keşefoğlu daha sonra FETÖ'nün kurumsallaştığı İzmir'de de FETÖ elebaşıyla temas kuruyor ve FETÖ elebaşını Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bazı üst düzey rütbelilere tanıtan kişi olarak biliniyor. Özel harpçi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gladio eğitimi almış bir isim ve Esat Keşefoğlu daha FETÖ elebaşı 15-16 yaşındayken onu bulup yetiştirip Türkiye'nin başına bela eden isimlerden bir tanesi. Fethullahçı terör örgütünün ilk kurumsallaşmaya başladığı tarihi 1960'lı yılların ortasına kadar getirebiliyoruz. 1961-62'de FETÖ elebaşının artık kendi etrafında bir örgüt kurmaya başladığını biliyoruz. Fakat videomuzda 15-16 yaşındayken daha FETÖ elebaşını yetiştiren özel harpçilerden bahsettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk sızma harekatının da 1970'li yılların başına kadar getiren iddianameler var ki 1986 yılında artık Kuleli Askeri Lisesi'nin sorularını elde edebilecek bir kapasitede FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması. Bunları bilmeden FETÖ elebaşının 1961 yılında askerlik yaptığı zaman telsizci olarak askerlik yaptığını, yani istihbaratçı olarak askerlik yaptığını ve Ankara'da daha Acemi Birliği'ndeyken Talat Aydemir'in darbesine katıldığı halde ceza almadığını, İskenderun'a gönderildiğinde telsiz eğitimi aldığını, İskenderun'daki komutanlar tarafından el üstünde tutulduğunu, cübbesini giyip İskenderun'daki camilerde vaaz vermesine müsaade ettiklerini, hatta FETÖ elebaşının babası İskenderun'a geldiğinde FETÖ elebaşının hoşuna gitmeyen bazı şeyler söylediği için onun gözaltına alınmasına sebep verdiklerini, FETÖ elebaşının askerliğini erken bitirip daha askerlik süresine aylar varken Erzurum'a gidip rahatça hayat sürdüğünü bilmeden Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasını anlayamayız. Bunları bilmeden FETÖ elebaşının 2017 yılındaki bir konuşmasında durduk yerde birdenbire bir telsiz frekansıyla konuşup didadit dadadit şeklinde bir şeyler söylediğinde FETÖ elebaşının kafayı yediğini düşünebiliriz. Didi dadıt dadadıt tıt tıt tıt. Doğru almak lazım, doğru çözmek lazım. Oysa FETÖ elebaşı askerde öğrendiği, kendisine öğretilen, Esat Keşefoğlu tarafından da öğretilen Morse alfabesiyle FETÖ'cü örgüt üyelerine Alman gemileri sizi alacak, onlarla yurt dışına kaçabilirsiniz mesajı veriyordu. Eğer bunları bilmezsek FETÖ'nün bir dönem iki numarası olan ve FETÖ elebaşının en güvendiği isimlerden biri olan Mehmet Ali Şengül'ün FETÖ elebaşıyla aynı yerde 7 yıl sonra aynı birlikte nasıl askerlik yapabildiğini
anlayamayız. Ve Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün o karanlık geçmişini bilmeden FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ve bunun sosyal medyada yapılacak bazı şakalarla geçiştirilmeyecek kadar ciddi bir mesele olduğunu idrak edemeyiz. Fethullahçı terör örgütü mensupları 15 Temmuz'da 50 yıldır amaçlarını kurdukları bir darbeyi gerçekleştirmeye çalıştılar ve bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1970'li yılların ortasında giren çok sayıda generali kullanarak Türk halkına ihanet ettiler. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgütün karanlık yüzünü ve devlet kurumlarının nasıl sızdığını anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.